İlk Türkçe ile başlayacağım. Bir cümle açılış konuşması yapıp sonra İngilizceye döneceğim. Olur mu? Umut? Tamam, duyuyorum. İlk Türkçe ile başlamamda bir sıkıntı yok değil mi programı açarken? Tamamdır. Son sayar mısınız? İzleyicilerimiz için de söyleyeyim. Son yok. Canlı yayına girmek için son 5 saniye o zaman. Hoş geldiniz tekrar. İki yayın stresim var. Hem buradaki konuklar hem canlı yayın şu an kulağımda. Tamam, hazırım. You are ready? We are starting. Okay. Atilla Bey hazırsınız? Evet. Tamam. Kameram hangisi? Şu mu? Karşımdaki mi? Ha, tamam. Hem televizyonları başındaki değerli izleyiciler hem de panele katılan izleyiciler hepiniz hoş geldiniz. Bugün Focus programını Bloomberg HT ekranlarında 11. sigorta haftasından yapacağız ve çok kıymetli bir panel. Ben de çok heyecanlıyım. Çok değerli konuklarımız var. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli. Bizim Atilla Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine yabancı konuklarımız olacak panelde. İsrail ve Mediterranean bölgesi, Akdeniz bölgesi, Sivisre CEO'su Hilal Demelin bizimle olacak. Welcome Mr. Demelin. Ve son panelistimiz de Can Mioski olacak. Kendisi de Tolex grubun direktörü. Welcome show Mr. Toeski. Ve hemen buradan panelimize başlayalım. Çünkü Türkiye'yi aslında global sigorta ekosistemi içerisinde konumlandıracak hedefler belirlenecek. Bunu konuşacağız bu panel boyunca. Tüm bu detayları da panelistlerimiz benim için cevaplayacaklar. Ve TSB Başkanı Atilla Bey de hem Türkiye hedeflerini hem de küresel trendleri bize aktaracak. Buradan sonra İngilizce'ye döneceğiz yayın için. Panelistlerimiz için, konuşmacılarımız için de. We celebrate Insurance Week every year at the end of the May. The main aim of this week is to raise awareness among the public towards insurance and private pension products and the role the industry plays in the economy. To this end, this year we would like to organize an international summit. The summit starts with the opening speech of our president, Mr. Benli, followed the head of Insurance and Pensions Authority and the Ministry of Economy. The theme of the conference is redefining the future of insurance. New opportunities. So, in this event, we would like to discuss the new opportunities in front of the insurance industry globally and also in the light of the recent developments, economic, social, and also environmental, as well as technological advances, which pieced off during pandemic, employed by all sectors. In the morning session, first, we would like to evaluate the insurance companies performance during the pandemic and the expectations of the market, the customers and the regulators. In this context, during the show, during this live show, Bloomberg HD live broadcast, we would like the following themes to be addressed by our guests per questions cited below. First of all, I want to start with Mr. Hilal Demelin. Again, welcome on show, sir. Sivisre is a reinsurance company, we know that. And how do you view the Turkish insurance market as a global player and as an insurance sector? Thank you for the question. Thank you, Atilla Bey, for organizing this wonderful conference. It's really a pleasure to be here and a privilege, personally, to be back again after COVID. Swiss Re, as you said, is a reinsurance company. I think the audience is quite familiar with that, but that usually means that we stand behind the insurance companies. We offer capacity. Swiss Re is a full service reinsurer, so we offer everything from underwriting, pricing, assistance, management of the in-force portfolio, as well as the standard reinsurance value proposition of diversification, financial support, support with new business strain, and those sorts of things. The Turkish market is quite heavily dependent on bank assurance as a way to distribute insurance, which means that
it's somewhat limited, but that's also an enormous amount of opportunity for us as Swiss Re to be very creative in being active across the full value chain, which in this context means that we're partnering quite a lot with other affinity groups, various chambers, and various other buyers groups that are able to reach the public. Turkey has a large insurance industry of some $8 billion plus minus. Maybe a half a billion is takaful insurance. But if we look at the mortality resilience index, if we look at the protection gap, there's a resilience index of around 50%. The protection gap, by some estimates, is maybe around $40 billion. That's an enormous potential. So we see our value as Swiss Re as being able to contribute to building that pie, to really growing that 8 billion to something where it needs to be in the region of 40 or more billion. And given the structure of the market, we see it as our value to be able to put together the full end of service, the full range across the value chain, and really reach the end consumer. We see a large opportunity for takaful as well to grow from the small percentage that it has into a much larger contributor. And I think the part that's needed really for this growth to happen will be a further improvement in economic growth of the middle classes, the working classes. It will require further financial education so that the population has a better sense of the value of insurance. And that's also something we're trying to promote through the buyers groups and through existing name brands that have consumer trust. And finally, of course, regulation can help quite a lot to grow the pie as well and encourage a healthy industry and good habits. And we know that pandemic is a huge, very important test for global economy and also for Turkey. So I want to ask the second question to Mr. Miskovsky, Tolex Group Hanover Managing Director. Mr. Miskovsky, how do you think the insurance industry affected by the pandemic and how did it react? What is your opinion? First of all, this is our core business. So we have in our purpose a sentence, managing the unexpected. I must say, nobody expected that it will take so long and it will be so severe. But I would like to give like three perspectives. The leadership, the company, the customers, and the employees. So what I observed is that in terms of leadership, we are much, much faster. So we take decisions much faster than before. Also from the customer perspective, that was kind of like the moment of truth, because this is where insurance is for. So if something bad happened, then we should help and jump in. We did it in Germany, where many companies didn't pay for the company closure insurance. We paid, I think, 78 million euro, which was very well received, and we were happy to do so. And from the employee perspective, of course, we have home office, kind of hybrid, new normal. And that was like a big challenge, still is, because most of the management would like people to have in an office. But the new generation and some people, because they enjoyed really being at home. So what it means, you need to have infrastructure, you have the legal rules and setup, how to manage that. In a worst case, you lose employees. I know also in Turkey you have this problem that people work for American companies or for European companies from home. So we have some issues on that front. But again, I mean, if there would be no risk, there would be no insurance. Yeah, and I think that having the risk and also having something to lose. You know, like I come from Poland, when the communist time, there was kind of no future. So you'd not care, there was nothing to lose, so you would not insure anything because you wouldn't have any assets. And I think in Turkey you have, I mean, I love this country, I love these people, it's really amazing, and you have more and more future and you don't want to lose it. So there will be lots of growth because you will have things to protect, and we are happy to do so. So pandemic, I mean, we had financial crisis, we had a refugee crisis, we have Ukraine war, there will be always something. And for us, it's a base or the purpose to exist. So we are not happy to have these risks, but we are happy to help. Şimdi Atilla Bey, size dönmek istiyorum. Aslında TSB olarak, yani Türkiye Sigorta Birliği olarak son birkaç yılda herhalde böyle son 15-20 yıllık yol kat edildi.
hem sizin attığınız adımlar hem de Türkiye'de sigorta sektörüne baktığımızda çok da seçme şansımız yoktu. Çünkü ekonomi çok öngörülebilir değil böyle dönemlerde ve adı üstünde sigorta ve risk yönetimi. Tabii ki bu her şeyden önce geliyor yani hepimiz için ama Türk insanı sever. Yani başına bir şey gelince kendini sigortalamayı ama pandemide gördük ki böyle bir lüksümüz yok. Dolayısıyla sigorta bir lüks değil, bir ihtiyaç ve ülke ekonomisinin büyümesi için elzem bir gereklilik. O yüzden TSB ailesi olarak neler yaptınız, sizin için nasıldı son birkaç yıl, sizden deneyelim. Güzem Hanım, öncelikle biz bu sigorta haftasını sigorta kıymet bilmektir mottosuyla kutluyoruz. Dolayısıyla sizin de özetlediğiniz gibi son dönemde varlıklarımızı, canımızı, malımızı, kıymetlerimizin değerini bilmek için çok daha fazla sebebimiz oluştu. İşte yakın zamanda yaşadığımız pandemi, işte yakın çevremizdeki savaşlar, doğal afetler, bunları hep birlikte yaşadık ve bunlar da sigortanın önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Yani sigorta öyle bir sektör ki, yani her haliyle ana iş sorumluluğuyla veya dolaylı olarak katkılarıyla tüm sektörlere faydası olan bir yer. Bir tarafta riski dağıtıyoruz ve katastrofik riskler oluştuğunda hayatın kaldığı yerden devam etmesini sağlıyoruz. Bir tarafta tasarrufları artırıyoruz ve bu sayede uzun vadeli finansman kaynağının sermaye piyasalarında değerlendirmesini sağlıyoruz. Hem bireylere hem kurumlara her haliyle tüm ülkeler için en önemli sektörlerden bir tanesi ve bence çalıştığım sektör olarak da en önemlisi sigorta sektörü diyorum ve sigorta haftasını kutluyorum öncelikle. Şimdi pandemi dönemi bizim için gerçekten sürprizlerle doluydu ama işin öncelikle sağlıkta kısmını biraz kenara bırakırsak, pozitif taraflarına odaklanırsak, sigorta sektörü olarak bir dijital sıçrama yaşadık. Şimdi işte eve kapandığımız, herkesin işte çeşitli kısıtlamalarla hareket kısıtlamasının olduğu bir dönemde sigortalılarımıza bu hizmeti nasıl vereceğimiz konusunda biraz endişeye kapıldık açıkçası öncelikle. Ve bundan önceki yıllarda da, 10 yıl geçmişti ben biliyorum zaten, işte evden çalışılsın, işte şöyle farklı çalışma düzenlerine geçilsin gibi tartışmalar da vardı. Pandemiyle birlikte buna nokta kondu. Çünkü gördük ki %100 eve gittik. Hiçbir sorumluluğumuzdan da şey yapmadan, ödün vermeden sigortalılarımıza hizmet vermeye devam ettik. Bu anlamda sigorta sektörü kendini kanıtladı. Bizim için önemli unsur, güven unsuru tabii ki sigortalılarımıza. Ve tabii burada pandemi döneminde bir teminat eksikliğini fark etti vatandaşlarımız. İşte pandemi. Olmaz olmaz demeyin, sigorta yaptırın diye bunun için diyoruz. Ve sağlık sigortalarında önemli bir kısmında pandemi teminatının olmadığını fark ettiler. Biz Türkiye Sigorta Birliği olarak tüm sektörümüzle çok hızlıca toplandık ve bu dönem içerisinde bunu hem sigortalılarımıza daha sigorta bilincini yükseltmek ve algıyı daha yukarıya almak pozitif anlamda ve bunun kazançlarını da hesaba katarak dedik ki elimizi biz taşın altına koyuyoruz ve pandemi teminatını da mevcut sigorta poliçeleri için tüm sektör olarak teminat altına alıyoruz herhangi bir prim istemeden. Bunun olumlu etkilerini çok gördük. Hem sigortacılığın gelişmesinde hem sağlık sigortalarına olan talebin artmasında. Daha sonra da pandemiyi içeren ürünlerimizi hazırladık ve bunların satışını gördük ve çok büyük de bir teveccüh gösterdi halkımız bundan sonra. Çünkü artık riski tanıdılar, sigorta sektörünün gücünü gördüler. Böyle bir dönemde onları yalnız bırakmadığımızı gördüler. Bunun çok önemli faydalarını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de yaşayacağız. Tabii bu arada işte siber sigortalar gibi, farkındalık yaratan sağlık sigortaları gibi önemli ürünler de ortaya çıktı. Çünkü herkesin dijital dünyada hizmet vermeye çalıştığı bir dönemde siber riskler de ön plana çıktı ve bu alandaki ürünlerimizi çeşitlendirdik. Yine Hilal Bey'in de değindiği gibi tekafül sigortaları, yani İslami sigortacılıkla ilgili sigortacılık düzenleme denetleme kurumumuzun bir yönetmeliği yayınlandı. Biz pencere usulü hizmet veriyorduk. Yani aslında konvansiyonel hizmet veren şirketler pencere usulü
Bu hassas İslami sigortacılıktan yararlanmak isteyen kimselere hizmet verebiliyordu. Ama bu yeterince ikna eden bir sistem değil. Tam olarak tekafül sigortasını, İslami sigortacılığı yapabilmek için bu alanda odaklanmış, sadece bunun için kurulmuş şirketler gerekiyordu. Bunun yönetmeliği yayınlandı. Bu yılın başından itibaren artık pencere usulü değil, tamamen İslami sigortacılık yapan şirketlerimiz de ilerleme kararı aslında alındı. Şunu anladım, ihtiyaçları tespit etmek bu işin önemli kısmı. TSB olarak da bu ihtiyaçları tespit edip hangi alanda hangi enstrüman çıkarmamız gerekiyorsa ona yoğunlaşalım dediğiniz bir sene olmuş biraz da. Özelleştirme sağladığınız, yani genelden biraz özele indiğiniz. Evet, aslında en özetle söyleyeceğim, birçok tartışmayı bitiren bir dönem oldu. İşte İslami sigortacılıkta dahil, uzaktan çalışmada dahil, sağlık sigortalarıyla ilgili, sigorta sektörünün geleceğiyle ilgili konularda pandemi hızlı bir bilinçlenme ve çözüm bulma anlamında farklılık yarattı. Bu şekilde önümüzdeki dönem için ciddi de büyüme potansiyeli çıktı. Siber sigortalar, sağlık sigortaları, tekafül sigortacılığı. Bu anlamda şu anda penetrasyon oranları açısından Türkiye sigorta sektörü muadillerin biraz gerisinde, 2,5'lar civarında. Ancak bunu 3,5-4'e çıkarma hedefimiz var. Hatta Boğaziçi Üniversitesi ile yaptığımız bir araştırmada bir inceleme, analiz yapıldı. 4,5'a çıkardığımız zaman şu anki 2,5'tan penetrasyon oranımızı, Türkiye'nin büyüme oranına da %7,5 gibi bir ilave, 421 milyar lira ilave ek faydamız oluyor. Hmm. Mevcut faydanın üzerine. Ortalamalar nerede dünyada ve Avrupa'da? Belki konuklarımız da cevap verebilir. The penetration rate, average penetration rate overall. That's the question. Latest penetration rate for insurance sector per GDP, the average of European side, global side, or Mediterranean? I don't have a number for you off the top of my head. Relatively speaking, though, Turkey is somewhat less developed. It varies quite a lot across the different regions because it's very heavily dependent on regulation and how much insurance is sort of obligatory. And the more insurance is either obligatory or tax preferenced, the higher the take-up rate. And it varies across the kinds of insurance as well. So motor insurance, which is often regulated and required, then take-up rates are very high, up to 100% if it's done well. And the same with pension and other life savings, but it really depends on the regulation. Ne dersiniz Atilla Bey, ne kadar sürede yakalarız? OECD ülkelerinde ortalama 7,5. Biz de 2,2-2,5'a yaklaşıyoruz. Muadil ülkelerimizle karşılaştırdığımız zaman da onlar da 4,5'lara yakın. Dolayısıyla aslında önümüzde daha gidecek çok yol var. Potansiyelimiz çok yüksek. Ancak özellikle kamunun son yıllarda yaptığı destekle çok hızlı bir şekilde burada ilerliyoruz. Manfre Global'in yaptığı bir araştırmada Türkiye sigorta açığını en hızlı kapatan ülkeler arasına girdi. Bu şu demek, sigortalanabilir varlıklarını ne kadarı sigortalanmış. Bu anlamda yine gidecek çok yolumuz var. Ama özellikle son yıllardaki kamu özel sektöründeki güçlü işbirliği ve bunun Türk sigorta pazarına yansımasıyla çok hızlı ilerliyoruz. Önümüzdeki dönemde geçmiştekinin birkaç katı daha hızlı ilerleyecek bir sektör olarak görüyorum sektörümüzü. Şimdi izninizle İngilizce tarafa döneceğim. The latest development shows us we have to talk, we have to discuss the economic volatility and also digitalization tools. So my first question to Mr. Demelin, how can we contribute to growth of Turkish insurance industry, and also how does Swiss Re review the current economic situation? So Swiss Re has a very optimistic view of Turkey. You have a very young, dynamic and vibrant population. Fertility rates are high, and that reflects a lot of optimism about the future. Turkey generally does very well diplomatically. This forum is a good example of a very wide variety of countries and companies participating who otherwise might be antagonistic
towards each other, but can participate in Turkey, and Turkey has good relationships with all of them. And Turkey's invested for many years in education of your population, so you have an enormous amount of human capital, of which is coming to the fore and which can develop now. We very much like the business culture in Turkey. People are exciting, enthusiastic. There's a can-do attitude. People like to try things, give things a go, and correct as they go along, and that's very positive. That's in contrast to a number of countries in Europe where people like to plan very far ahead, very methodical, tends to be much slower. So there are advantages and disadvantages to both. Obviously, the current situation with inflation and the currency devaluation has severely affected our business very, very badly, and we're hoping that that will be brought under control quite soon. More broadly, there are a lot of trends in automation, digitalization, AI, and data analysis that we're involved in and that the industry is involved in. There are also a lot of low-hanging fruit that you could attack in Turkey. And specifically, Swiss Re is doing a lot of research at the moment on what we call a personal resilience score, which is really around lifestyle factors, very simple things like diet, exercise, the amount of sleep you get, alcohol consumption, and those sorts of things. And I think that's also a value proposition that the insurance industry can improve their perceived value to the end consumer by focusing on some of those issues with an immediate benefit. The game in Europe, or the game in many of the large well-established markets, is to cherry-pick your risks. Here, as we discussed, the penetration rate is quite low, protection gap is really quite high, and so the game here is probably much more to grow the pie and reach people with a product that has value, rather than trying to cherry-pick risks and improve the risks that you have, because the given piece is quite small. We'd like to see a lot of growth in mortality business. We'd like to see growth in the health sector, medical cover. And I think the other way to think about it is, when we talk about growth in the amount of premium, but policies that are sold in Asia, Europe, other countries often have a future-looking period, a present value of premium of maybe 30 times, maybe even more, 20, 30, 40, 50 times premium. In Turkey, we spend an enormous amount of time originating a new policy, trying to sell a new policy. That new policy is then, or the effort is then, amortized over maybe 3 to 5 years, which is a very short period. And if we can improve lapse rates, if we can improve the duration of those policies, the value of the insurance will go up, the value of the effort in distributing that insurance will go up, and the value to the end consumer in terms of sustainability, stability, and economic protection will go up really significantly. So growth both sort of sideways in the size of the pie, but in future looking over time, I think is important. And Mr. Juan, I want to ask the same question. First of all, how do you evaluate the latest economic volatility? In Turkey or in China? Global, and also in Turkey, and also potential effect insurance sector. Yeah. I think I would like to say that we are in the movie business and not in the photographs business. Yeah, if you take a photograph of a certain time, you think like, wow, everything is going down, it's catastrophic, whatever. Yeah, if you look at the whole movie, then you see we've seen it many times. So you have to. So we are in a long-term business. So you have to commit for long-term. You have to learn from the past, maybe use some prediction for the future. And for me, this is just another crisis, yeah? And it will be another one. We have to deal with this, and we have some experience on that. And I think, for me, the people are the most important part, yeah? And I think if you look, I had a dinner like two days ago with a friend here, and she said, I was in London, and then I missed the bus. Because the driver, he was only driving, and he was waiting for everybody to get on the bus. Everything is regulated, strict, whatever, yeah? And he said, the bus driver in Turkey, in Istanbul, he's using the phone, driving, smoking at the same time, and drinking Coke, and everything works perfectly. So what I want to say is that people want to survive, and I think there's lots of creativity, innovation, and we have to support it. I think there will be lots of prevention, so many risks
will be prevented. Because we have to make profit. If we don't make profit, we cannot pay the claims. Yeah, and I think this is multidimensional situation that is not completely new. Yeah, and we have many tools and things. And I think you have to also be calm, look in the long term, reserve properly, develop new products, observe the market. So be very fast and. Identifying the risk and providing products, because we are kind of like a second-hand industry, because we wait for something to happen, then we develop products and take care of it. And I think you have Ukraine crisis, you have inflations and all these kind of things. And I remember in my relatively short life, I went through communism in Poland, financial crisis. Bubble of startups, and we all manage. So I think with a positive attitude and hard work, we will manage this one as well, with the timeless principles, you know, being fair, taking care of each other, trust, not cheating, preventing whatever is possible, being innovative. This is what we always been doing. Yeah. Do you believe that inflation is the biggest fear? It depends, probably. Your company, and also for global insurance sector. I think it will probably disappear faster than we think. And the biggest risk that, when I'm in Ireland and I come from continental Europe, I look always to the left because they are driving on the right hand. When you're in Ireland, forgot you're in Ireland, they're coming from the right. So I think every time we predict something in November for the next year, something else comes. Mm. Nobody predicted refugees, Ukraine crisis, whatsoever. So I think that, I personally think that cyber will be a really, really big problem. Because it will impact the supply chains. If you have the supply chain impact, you will not have the food, you will not have other things. So it will be like, so I think for me, this cyber will be probably the biggest issue, because we are so much integrated in this data and digitalization, whatever, so everything is so connected. So if you disrupt something, it is like a domino. You know, you look at me, I mean, I have an iPhone, I have one thing here, I have two things in my ears. I mean, we are just, super, super connected. And I don't know how to deal with that, because it's really hard for insurance also. But I think cyber would be, for me, the biggest threat. And please give us more details about digitalization. I know that you are in charge of digital investment at Telenx, Mr. Jan. And would you tell us about some of innovations your company developed during this time to give your customers a better service? We've started some developments before the pandemic. Of course, they speed up a lot during this time. Again, for the employee, you know, like using collaboration tools, it was lots of discussions. Is it proper, not proper, whatever. Then we decided very fast. Why is it important? Because if your employee are properly supported, whatever, then they can provide a service to the customer. Yeah. On the customer side, we saw a huge jump in self-service, especially on the claim side, but also in buying insurance, using digital tools, using apps, where you don't have to go to the office or somebody has to come to you. We did lots of image recognition in claims. Also, voice recognition with voice bots, so to serve many people at the same time without adding people in operations. And we discovered that data and whatever you can do with data is extremely important. And it sounds for the startups maybe like something very obvious, but we are quite old industry. So, and even if we come. We were the first one digital business because there was a handshake, there was nothing. Yeah, so it was basically no paper, whatever. And become like an onion over time, and we have to peel it off to go back to the basics, because it was just data and trust and a handshake. Yeah, and I think if we manage this digitally, that would be probably very successful. So we do a lot of development on the claim side. Also, pricing, being more precise by using AI, using real-time data, being in the car, being in the sensors, in the industry. We also have a spin-off for IoT.
in Berlin, where we tried to work with the customers to to, especially in the supply chain, to see very quickly what happened on, including even social media, because if you see something in Indonesia being posted, you can kind of imagine what will happen to the supplier of BMW in Germany in 2 weeks. So they are very, very interesting developments. I would say we are super, super at the very beginning, but the pandemic helped us to speed it up a bit. Yeah. And we have last 10 minutes, so each speaker has 3 minutes. And our last topic, your expectation, and how will your aims reshaped after the pandemic? Hemen Atilla Bey'e döneyim ve son sözler için alayım. Hepinizin fikirlerini merak ediyorum. Ya sonra diyeyim. Hani sırada ne var sektör için? Aslında sigorta sektörü için sonrası yok. Sonrayı şu anda yaşıyoruz. Çok hızlı bir gelişim var. Türkiye sigorta pazarı içinde önümüzdeki dönem sağlık sigortaları, finansal sigortalar, İslami sigortacılık önemli ivme kazanacağımız yerler. Sadece finansal sigortalar açısından baktığımız zaman bile işte Amerika'da ve Güney Amerika'da tamamı, Avrupa'da da %25 kadarı banka teminat mektuplarının sigorta sektörü tarafından karşılanıyor. Bizde 1.8 trilyon civarında bir yıllık teminat mektubu hacmi olduğunu biliyorum. Bunu işte iki kere çevirildiğini düşünseniz 4 trilyona yaklaşık bir orada duran bir pazar var. Bunun %25'inin sigorta sektörü tarafından karşılanması hem finans sektörüne katkısı açısından hem sektörün gelişimi açısından çok büyük bir adım olacak. Burada mutlaka bir gelişme yaşanacak. Bununla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Bu anlamda çok önemli bir fırsat var. İslami sigortacılıkta 10'a yakın şirket lisans aldı. Bunlar 2023'ün başı itibariyle çok yoğun odaklanmış bir şekilde şu ana kadar sigorta sektörüne dahil olmamış bir kitleyi sigorta pazarına çekecek. Bunun yanında siber sigortalar çok önemli bir pazar teşkil ediyor. Burada da özellikle hasar tarafındaki hizmetle ilgili çalışmalar devam ediyor. Burada gerekli yetkinliklere sahip iş ortaklarımızı da bulabilirsek veya bizler geliştirirsek burada da çok önemli bir gelişme alanı var. Ben ya sonra dediğiniz kısımda sigorta sektörünün finansal sektör içerisindeki payını 4,5'lardan %20'ye çıkartacak bir yakın gelecek görüyorum. Bunun için de her türlü imkanımız var. Çünkü kamu ve özel sektör aynı yöne doğru kilitlenmiş. Birlikte çok altyapısıyla, mevzuatıyla, hedefleriyle çok paralel çalışıyoruz. Bu çerçevede de bütün sigorta sektörüne bunun önemli bir katalizör olarak faydasını göreceğimiz bir sonrayı görüyorum. Buna ilişkin kendi adıma da biraz pozitif ayrımcılık yaptığım bir yer var. Bireysel emeklilik sistemi. Yani Amerika'da %70'lere ulaşıyor hane halkının tasarrufları. Türkiye'de bu çok düşük. Yani hepimiz enflasyondan şikayet ediyoruz. Neden reel olarak alım gücümüz artmıyor diyoruz ama dönüp de bu işin uzmanına, bir portföy yöneticisine birikimimizi teslim edemiyoruz ya da biriktiremiyoruz. Bu konuda da umut ediyorum ki bir farkındalık olacak, değil mi artık? Güzel Hanım, zaten bireysel emeklilik sistemi gerçekten dünyaya örnek teşkil edecek bir tasarrufu merkezi haline geldi. Peki bu kadar devlet katkısı varken? Evet, dünyada bir örneği yok. %30 devlet katkısı. Yani 100 lira yatırana 30 lira da devlet katkısı veriyor. Bunları uzman insanlar değerlendirip siz kendi işinizi yaparken dediğiniz gibi herkesin finansal okuryazarlığı veya sermaye piyasaları bilgisinin çok yüksek olması beklenemez. Bunlar ayrıca uzmanlar tarafından değerlendirip yıllık da üzerine bir gelir elde ediliyor. En son çıkan mevzuatlarla bu 18 yaş altına da açıldı. 45 yaş üstüne de otomatik katılım sistemine girişi serbest bırakıldı. Arada çekme imkanı da çıkartıldı farklı durumlarda. Yani ben girdim 56 yaşına kadar, eyvah ihtiyacım oldu, ne yapacağım diye de bir endişe kalmadı. Dolayısıyla motivasyon, esneklik sağlanıyor, evet, her yönden. Bireysel emeklilik sistemi açısından çok başarılı bir dönemi devam ettiriyoruz. Peki konuklarımıza da ben son sözlerini vereyim. Mr. Demelin, your latest words, what is your expectation for sectors? Thank you. So
We've mentioned two hot topics so far, the one inflation and the other one climate change. On inflation, as you mentioned in the comment, inflation at these levels completely undermine the society, they undermine the savings, they undermine people's future hopes, and that's an enormous problem for business sentiment, and it's an enormous problem for the population in terms of looking forward, in terms of taking active and healthy steps towards improving the economy. So I think there's really a philosophical issue there that needs to be dealt with. The second hot topic is climate change. When people think about climate change, maybe the focus is more upon what we discussed yesterday in the PNC side of things, catastrophes, hurricanes, weather events. But climate change is really part of a broader topic of ESG. And in the life and health sector, the S part is probably the most important, the social aspect. Insurance is in and of itself, at its very fundamental, at its heart, is about that social contract, about improving economic outcomes, improving economic stability. And I think that is Swiss Re's mission, to make the world more resilient, but also as an industry, that's something we can offer to people and an important thing for us to focus on as a mission. Thank you very much for joining us. And your latest comments, Mr. Jain. I agree with with my colleagues on all the topics. I would maybe add that for me the biggest risk is that we run out of creativity, innovation, maybe by running out of talents, because I think the world is full of money, full of needs on different levels, so we have to lower the thresholds for the poorer people, maybe serve different groups. But by observing what they might need, what would help them. And I think this is something that we have to learn, because we are coming from the time where we just push products into the market, but I think we have to be more innovative. And also think more in kind of ecosystem terms, rather than an object that I insure. Let's say I have a car that I insure, but the person wants to go from A to B and takes a taxi, has to park, takes a share car, whatever, and the plane. And I think from the customer perspective, it's more the mobility, if you want, and not the car. And I think we have to broader this, the same in industry, if it comes to supply chain and stuff like that. We have to think, you know, from a BMW perspective, as an example, what is the core business and what does it mean to this company? How can I secure it? Rather than saying I have one guy serving them in Germany, another one guy in Singapore, or something like that. So I think we have to change a lot to help the industry and the customer to be better protected. These are very important comments. Thank you very much for your sharing your visions and for your comments. Türkiye Sigorta Birliği'ne de çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla ben ve tüm konuşmacılarımıza da ben tekrar teşekkür ediyorum bu kıymetli panel için. Hem Bloomberg AT izleyicileri hem de burada paneli dinleyenler. Panelimizin sonuna geldik. Hoşçakalın. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Aynen, canlı yayından çıktık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Thank you very much again. Atilla Bey, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İnşallah için... Evet, çok teşekkür ederiz. Panelin sonunda Sayın Atilla Efendi konuklarımıza ve değerli meslektaşımıza plaketlerini takdim edecek. Geçmiş olsun. Teşekkürler efendim. Plaketlerimizi de takdim edelim. Fotoğraflardan önce ben verildi sanmıştım.
Evet. Çok teşekkür ederiz efendim. Programımıza devam ediyoruz. Ara vermeden bu bölümde bu panelimizin ve televizyon yayınının ardından sayın konuk konuşmacımız Sayın Doktor Hakan Yurdakul'u ben davet edeceğim. Fakat kendisi hakkında kısa bir bilgi de paylaşayım değerli katılımcılarımız için. Hakan Bey 1973'te Ankara'da doğdu. 1995'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Profesyonel kariyerine İstanbul'da başladı. 2005 yılında Koç Üniversitesi'nden MBA derecesi aldı. Doğu Avrupa, Körfez, Sahra Altı, Afrika ve Türkiye Cumhuriyetlerde aktif olarak çalıştı, görev yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı olarak atanmasıyla 2015'te kamu sektörüne girmiş oldu. 2018'de Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi, 2019'da Kamu Gözetimi Kurumu üst düzey kurul üyesi olarak atandı. Dünyadaki köy projelerinin etkileri ve belirleyiciliklerinin analizlerinin ışığında Türk köy uygulamalarının değerlendirilmesi ve geleceği başlıklı doktora tezini 2018'de Bahçeşehir Üniversitesi'nde savundu. İşletme alanında doktor unvanını aldı. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir kendisi ve geçmişte de çevirmenlik yapmıştır. Ben hazır bu çevirmenlik konusu gündeme gelmişken burada değerli çevirmenlerimizi, simültane tercüme yapan değerli profesyonellere de teşekkür ederim. Onlara da bir alkış rica ediyorum. Bu gerçekten çok zor bir iştir ama çok layıklı yapıyorlar. Efendim size böyle alalım lütfen, hoş geldiniz. Sağ olun. Mikrofonumuz acaba hazır mı? Tamam. Lütfen buyurun. Merhabalar. Bir sunum olacak. Olacak değil mi? Bir teknik bakalım efendim. Okay. Galiba arkadaşlarımıza ulaşmamış. Arkadaşlarımız bakarken siz arzu ederseniz bir kısa giriş yapıp bir ön değerlendirme yapın. Ben öncelikle Sayın Başkan'a teşekkürlerimi iletiyorum. Hem böyle bir organizasyonu organize ettikleri için hem de beni davet ettikleri için. Ardından da sadece Kırgızistan temsilcisini görüyorum ama diğer Türk Cumhuriyetleri olan Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Özbekistan'ın katılımından dolayı da mutluluğumu belirtmek istiyorum. Sunumum hasaten CIS ülkeleri örneğinde Türk sigorta sektörünün nasıl büyüyebileceği üzerine bir şeyler içeri olacak. Tabii rolüm ve görevim gereği Türk ekonomisi üzerine de bir çift laf söylüyor olacağım. Yani diğer katılımcılar için de, Türk Cumhuriyetlerinden gelmeyen katılımcılar için de söyleyeceğim birkaç şey var. Buraya gelebilme nedenim önceki deneyimlerimde sigortacılık sektöründe görece uzun yıllar çalışmış olmam. Ama son dönemde açıkçası son 7 yıllık hayatımda kamu sektöründeki görevimde ihracat, istihdam, üretim, yatırım konularında sektör bağımsız olarak hasreten çalışıyorum. Ve çok iyi bir sunum hazırladım ama bulamadılar galiba. Evet. Yok, sayılara ihtiyacım var. Sayılardan dolayı açıkçası sunum bekliyorum ama şunu belki girişte söylemek lazım. Sigorta sektörü önemi çok iyi anlaşılmamış olan bir sektör. Sigorta sektörü aslında bir altyapı sektörü. Yani aynen bilişim gibi, bilişim de zaman içinde bu role çıktı. Sigorta sektörü, bilişim sektörü gibi ekonomik sürdürülebilirliğin, öngörülebilirliğin, düşük oynaklığın sağlanmasını sağlayan, hem riski manage etmesi açısından sağlayan hem de özellikle hayat emeklilik tarafında uzun vadeli fonlar sağlaması sayesinde sağlayan bir altyapı komponenti. Altyapı komponenti dememin sebebi şu, biz sigortacılığı genellikle dağıtım kanalları üzerinden konuşurken, yani sigorta şirketleri, brokerlar ve acenteler üzerinden konuşurken, sanki non-life, yani işte trafik, kasko, belki biraz da konut sigortaları hayatın tamamını oluşturuyormuş gibi bir algımız oluşuyor. Ya da ortalama hane halkında böyle bir algı var. Bu doğru bir algı değil. Sigorta gerek kurumsal sigortalar gerek bireysel sigortalar tarafında
öngörülülüğü ve oynaklığı sağlayan son derece önemli bir sektör. Bu değil herhalde, değil mi? Bu mudur? Budur. Süper. Tamam. Şimdi tekrar Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan gelen misafirlerimize, sadece Kırgız misafirimizi görüyorum ama hoş geldin demek istiyorum. Burada bu ülkeler örneğinde hem Türkiye'nin geçirdiği deneyim, hem bu ülkelerle Türkiye'nin bir karşılaştırması, hem de nerede işbirliği alanları ve niye yapacağımıza, yapabileceğimize ilişkin bir çift kelam etmek istiyorum. Bu mikrofon değil mi? Bu mikrofon çalışıyor. Tamam. Şimdi ekonomilere kısaca baktığımız zaman, yani bu ülkenin ekonomisiyle bizim ekonomimize baktığımız zaman Türkiye sırasıyla Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Kırgızistan'a bu ülkelerin sıralanma mantığı da tamamen GDP'lerine, satın alma gücüne göre gayri safi milli hasılına dayanıyor. Şimdi bu ülkenin toplamı, yani bu 5 ülkenin toplamı, buna Türkmenistan'ı da eklemek mümkün, Kıbrıs'ı da eklemek mümkün, belki Rusya'daki bazı alt federatif yapıları da eklemek mümkün ama toplamda bu 5 ülkenin sağladığı toplam büyüklük küresel hasılanın satın alma gücüne göre toplam 1.2'sini oluşturuyor. Çok büyük bir şeyden bahsetmiyoruz yani. Ve satın alma gücüne göre de kişi başı ortalama gelirin küresel ortalama gelirle karşılaştırdığım zaman %45.5'ine sahipler. Yani 100 birimlik bir ortalama kişi başı gelirden bahsediyorsak dünyada bu ülkelerin ortalaması %45.5, Türkiye %78.2, Kazakistan %83.6 satın alma gücüne göre. İhracatlarına baktığımız zaman şimdi modern ekonomi bize hep şunu söylüyor toplamda. İhraç et, görece düşük ithal et, iç pazarını görece büyüt, yatırım yap vesaire. Dolayısıyla ihracatın gayri safi milli hasıladaki portion'ı, payı son derece önemli bir veri, indikatör olarak karşımıza çıkıyor ya da çıkartılıyor. İhracat ortalama bu ülkelerin gayri safi milli hasılalarının %30'unu oluşturuyor ortalamada. Türkiye'de bu hasıla 28.7, en fazla olan Azerbaycan'da %35.7 civarında. Ama bu ihracatların toplamını aldığımız zaman da bu küresel ihracatın %1.3 anlamına geliyor. Türkiye burada number one, %0.92, %1 sularında gezen bir ihracatımız var. Küresel ihracattan aldığımız pay. Böyle bir yapıdan bahsediyoruz. İthalat da bu işin diğer tarafı doğal olarak. İthalat ortalama bu ülkelerin gayri safi milli hasılalarının %36.9'unu oluşturuyor. 30'dan fazla. Yani burada bir dış ticaret açığından kümülde bahsediyoruz. Dış ticaret açığında Türkiye önde gelen bir ülke. Ve bunlar küresel ithalatın toplam %1.5'ini oluşturuyorlar. Bütün ülkeler dış ticaret açığı vermiyor. Kazakistan ve Azerbaycan'ın dış ticaret fazlası verdiğini söylemekte fayda var. Burada görüyoruz zaten dış ticaret fazla ve açığını. Ağırlıklı ihracatı petrol ve petrol ürünleri olan Kazakistan yaklaşık %75 civarında ihracatı petrol ve petrol ürünlerinden oluşuyor. Ve Azerbaycan %90 üzerinde bir ihracatı petrol ve petrol ürünlerinden oluşuyor. Dış ticaret fazlası veriyor. Diğerleri ise yapısal dış ticaret açığı veriyorlar. Sorun da bir açıdan sorun da bu. Şimdi bu ülkenin nüfuslarına baktığımız zaman nüfus son derece önemli bir güç. Yani ekonomilerin büyümesi için son derece önemli bir güç. Bu ülkenin toplam nüfusu küresel nüfusun %1.98'ini oluşturuyor. 2002'de bu oran 1.89. Yani çok hızlı bir artıştan bahsetmiyoruz. Bu dinamik bir gösterge. Yani küresel nüfus arttıkça buradan aldığımız paydan bahsediyoruz. Burada artış kaydeden ülkeler Türkiye ve Özbekistan. Kazakistan, Azerbaycan ve Kırgızistan'ın 3 aşağı 5 yukarı nüfuslarını, küresel nüfusa oranla nüfuslarını koruduklarını, yani artmadıklarını görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de de görece düşmüş olan doğurganlık oranından da bahsetmek gerekirse, nüfus Türk Cumhuriyetlerinin çok ciddi bir competitive advantage, rekabet avantajı durumunda ne yazık ki değil. Nüfus çok önemli bir komponent. Şimdi bu ülkenin Türkiye'de ticari ilişkilerine baktığımız zaman, Kazakistan'la başlıyoruz yine aynı sırayla. Kazakistan, Türkiye'nin ticaret hacminin %0.58'ini oluşturuyor. Biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük dış ticaret partneri Avrupa Birliği, Avrupa Birliği ülkeleri. Türk Cumhuriyetlerine baktığımız zaman %0.58 Kazakistan, Türkiye'nin dış ticaretini oluşturuyor. Bu oran 2002'den bugüne %40 arttı. Yani bir artış var. Diğer taraftan baktığımız zaman Türkiye, Kazakistan ticaret hacminin %2.25'ini oluşturuyor. Bu oranda 2002'den bugüne %45 artmış durumda. Özbekistan, Türkiye dış ticaret hacminin %0.73'ünü oluşturuyor. Oldukça düşük oranlardan bahsediyorum, bunun altını çizmek istiyorum.
Bu oran 2002'den bu yana %278 ciddi bir artıştan bahsediyoruz, artmış durumda. Karşı tarafta Özbekistan açısından Türkiye kendi dış ticaret hacimlerinin %5.72'ni oluşturuyor, büyükçe bir oran. Ve bu oran 2002'den bugüne %94 artmış durumda. Azerbaycan'a baktığım zaman Türkiye'nin ticaret hacminin %0.62'sini oluşturuyor. Bu oranda 2002'den bugüne %87 arttı. Türkiye'de Azerbaycan ticaret hacminin %8.12'sini oluşturuyor. Bu oranda 2002'den bu yana %62 artmış durumda. Son olarak Kırgızistan, Türkiye dış ticaret hacminin %0.17'sini oluşturuyor. Düşük bir oran. Bu oranda 2002'den bu yana çok yüksek bir artışla %267 arttı. Ters tarafta Türkiye Kırgızistan'ın mevcut ticaret hacminin 7.92'sini oluşturuyor. Bu oranda 2002'den bugüne %164 arttı, hızlı bir artış. Şimdi bu sıkıcı bir tablo olarak görünebilir size. Nihayetinde rakamlar ve grafikleri yan yana sıralıyorum. Burada ne var diyebilirsiniz. İki ülke arasındaki temel hikaye, ekonomi açısından baktığımız zaman temel ilişki, iletişim, interaction, ticaret ve yatırımlardan geçiyor. Yatırım hacimlerimiz daha yüksek, yatırımlardan bahsetmeyeceğim ama ticaretlerde bizim açımızdan ve onların açısından olduğumuz büyüklük bu ve büyüme hızı da bu. Büyüme hızları ortalama son derece büyük büyüme hızlarından bahsediyoruz ama hala Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacminin çok yüksek olmadığını gözlemliyoruz. Şimdi davranışsal ekonomi diye bir yaklaşım var, duymuşsunuzdur ya da biliyorsunuzdur. Davranışsal ekonomi, ekonomik ilişkilerin, yani iki ülkeler arası ekonomik ilişkilerle dahil olmak üzere tamamen rasyonel nedenlerle yapılmadığını söyler. Alışkanlıkların, tercihlerin, ortak değerlerin, ortak değerlere referansların, yani nihayetinde bunları oluşturan güvenin, karşılıklı ekonomik ilişkilerin tesisinde çok önemli olduğunu ve kurumların, insanların alışkanlıklarla ve tercihlerle davrandığını söyler. Öyle ya da böyle çok benzer değer sistemlerine, benzer kültürlere sahip olduğumuz Türk Cumhuriyetleri ile aramızdaki dış ticaret hacminin artması, karşılıklı yatırımların artması bu yüzden mümkün. Zaten artış oranları da bunu gösteriyor ama halihazırda bu porsiyonlar oldukça düşük seviyelerde. Burada da Türkiye'nin görece erken başladığı modernizasyon, modernleşme ve onun türlü veçeleriyle yüzleşmesi, challenge'larıyla yüzleşmesi sonucu elde ettiği tecrübe ve birikimin Türk Cumhuriyetleri içinde ben bir karşılığı olduğuna inanıyorum. Şimdi biraz daha sigortacılık özeline gelirsek, OECD'nin rakamlarına göre Türkiye'deki sigortacılık performansının ne menen bir şey olduğunu anlarsak, bu Türk Cumhuriyetleri'nin içinde istatistiksel olarak yer almadığı bir istatistik, OECD ülkelerinin yer aldığı bir istatistik. Türkiye nereden nereye gelmiş sigortacılık anlamında buna bakmak kıymetli olabilir. Şimdi buradaki parametreler bunlar sigorta açısından. Sigortanın gayri safi milli hasıladaki payı, yine satın alma gücüne göre olduğunu belirtmek istiyorum. OECD ve Türkiye ayrımında bütün veriler, ulusal sigorta pazarının payı, kişi başı brüt sigorta primi ve brüt toplam brüt sigorta primindeki durumlar. Şimdi 2005'i 100 olarak alırsak, bu bir endeks gösterimi. 2005'ten bu yana OECD ortalamasıyla Türkiye ortalaması arasındaki farkı görüyorsunuz. Özetle Türkiye sigorta pazarının büyümesinde, sigorta penetrasyonunun artmasında, sigortanın daha anlamlı bir şey olarak kullanılmasında OECD ortalamasının üzerinde bir performans sergiliyor. Bu bir açıdan anlaşılır çünkü çok geriden başlamıştık zaten. Geriden başlamışken büyümek kolay diye düşünebilirsiniz ama bu sürekli bir trend şeklinde ve bu trendin artması da hem Türkiye hem de Türkiye ile dış ticaret yapan sigortanın oynaklığı düşürücü ve istikrarı arttırıcı fonksiyonundan bir kez daha bahsetmek lazım burada. Bu açıdan kıymetli. Yine OECD ülkeleri ortalamasına kıyasla satın alma gücüne göre gayri safi milli hasıla, kişi başı gelir ve dış ticarette Türkiye'nin büyüme hızı OECD'den daha yüksek. Yani siz şu anda belki gazetedeki kur haberlerinden dolayı, işte enflasyonun ne kadar yüksekliğinden dolayı, hane halkının özellikle sabit ve dar gelirli hane halkının düşen satın alma gücünden dolayı daha kısa vadeli haklı olarak, daha short runlı bir düşünme biçimiyle ekonomimizin çok iyi olmadığı kanaatine sahip olabilirsiniz. Bazı veçelerden haklı da olabilirsiniz ama biraz daha uzun bir vadeyle baktığımız zaman Türkiye ekonomisinin OECD ülkeleri ortalamasıyla bu saydığım kalemlerde arasındaki farkın olumlu bir şey olduğunu altını çizmek istiyorum. Ama en sonunda biraz reel faiz üzerine konuşurken de Türkiye'nin ekonomisinin nasıl büyüdüğüne ilişkin bir çift kelam edeceğim. Belki o laflarım
sizin endişelerinizi gidermenizde daha kullanışlı olabilir. Yine OECD ile aradaki karşılaştırmaya devam edersek, Ar-Ge, verimlilik, verimlilikten kastedilen şey bir saatte, bir işçinin bir saatte ürettiği gayri safi milli hasıla, sermaye birikimi, yani gayri safi sermaye oluşumu, bu son derece önemli. Bunun üzerinden yatırımlar, üretim, istihdam, ihracat, ithalat ve vesaire çıkıyor. Verilerine baktığımız zaman yine 2005'i 100 olarak alan bir endeks bu. OECD ortalamasıyla Türkiye arasındaki farklar net. Yani Türkiye Ar-Ge'ye daha fazla para ayırıyor. OECD ortalamasından daha hızlı bir şekilde para ayırıyor. Daha fazla değil, düzeltiyorum. Verimlilikte daha hızlı bir verimlilik kazancına sahip. Sabit sermaye, gayri safi sabit sermaye oluşumuna daha hızlı bir sabit sermaye oluşturuyor. İstihdamının, istihdamdan kastedilen burada da toplam iş gücünün istihdama katılımı alanında da özellikle kadınlardan bahsetmek lazım burada. İstihdamda daha hızlı bir gelişme sergiliyor OECD ülkelerine göre. Bunlar kıymetli veriler. Bunlar niye kıymetli veriler? Şimdi sigortanın bir altyapı elementi olduğunu söyledim. Yani sigorta ve aslında dijitalleşme, bilişimde bir altyapı elementi. Bu son grafikte üretilen sigorta primi ile bu temel makroekonomik göstergelerden olan gayri safi milli hasıla, istihdam, Ar-Ge ve verimlilik arasındaki basit bir korelasyon hesabını görüyorsunuz. Bunun gösterdiği şey şu: eğer sigorta büyürse, yani sigorta pazarı, prim, üretimi büyürse, gayri safi milli hasıla, istihdam, Ar-Ge harcamaları verimlilikte büyüyor ya da tam tersi. İkisi birden oluyor. Aralarındaki korelasyon son derece yüksek. Buradan çıkartacağımız sonuç aslında şu: sigorta, kendimi tekrarlıyorum, sigorta sektörlerden bir sektör değil. Yani bir sürü sektörümüz var bizim, işte servis sektörleri, manufacturing sektörleri var. Siz nihayetinde finans sektörünün bir alt kaleminde yer alıyorsunuz şeklinde bir sektörel sınıflandırma, tanımlama yapabiliriz. Bu böyle değil. Sizin, yani sigortacıların üretimiyle, faaliyetleriyle, gayri safi milli hasıla, Ar-Ge'ye ayrılan para ki çok önemli, bizim bütün altyapımızı sağlayan yapı, verimlilik, istihdam arasında doğrudan bir ilişki var. Her iki yönlü olarak doğrudan bir ilişki var. Bu örneği hasreten vermek istedim. Bu Türkiye örneği, OECD değil, tamamı Türkiye gördüğünüz gibi. Dolayısıyla sigortacılık çok önemli bir şey. Bunun altını çizmek için bunu söylüyorum. Özetle OECD skorlarına göre Türkiye'nin sigorta pazarındaki büyüme hızı, büyüme süreci son derece olumlu olarak görünüyor. Yeterli mi değil? Yani halihazırda zaten benden çok daha iyi biliyorsunuzdur. Gerek emeklilik ve hayat tarafında, gerek sigortacılık, non-life tarafında primlerin, kişi başına düşen primlerin oranı, gayri safi milli hasıla kişi başına da yekün, yüksek değil. Yükselmesi gerekiyor ama olumlu bir trendin içinde uzun bir zamandan beri olduğumuzun altını çizmek lazım. Şimdi verimlilik son derece önemli bir kavram. Verimlilikle sigorta arasındaki ilişkiden bahsettim. Verimliliğe ilişkin Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasında bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Verimliliği sağlayan şey eğitim, dijital altyapı, regülasyonlar, düzenler şeklinde özetlemek lazım. Verimliliğin fiil olarak ne anlama geldiğine ilişkin bir karşılaştırma. Bu veriler Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri, bize ait veriler değil yani. Şimdi sağlık kapasitelerine baktığımız zaman, sağlık kapasiteden kastettiğimiz şey, bu standart bir indikatör, 10 bin kişiye düşen işte sağlık personeli, doktor, dişçi, eczacı sayıları ve hastane yatakları. Şimdi buraya baktığımız zaman Türkiye bu ülkelerin içerisinde, yani Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkiye'nin içinde bulunduğu ülkeler grubunda en düşük sayısal olarak, yani kantitatif olarak en düşük sağlık kapasitesine sahip ülke. Bizim doktor sayımız da daha az 10 bin kişiye düşen, bizim sağlık personeli sayımız daha az, bizim yatak sayımız daha az vesaire. Hepsi daha az. Kantitatif şeyler her şey değil. Bunun altını çizmek istiyorum. Verimlilik her şeyi belirliyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Şimdi bu daha düşük sağlık kapasitesinin doğal bir sonucu olarak ya da bu daha düşük sağlık kapasitesine rağmen Türkiye'nin sağlık harcamalarının gayri safi milli hasılasındaki payı da düşük. Biz gayri safi milli hasılamızdan daha az parayı sağlık harcamaları için harcıyoruz. Belki sağlık sigortacılığıyla uğraşanlar varsa aramızda, işte süt fiyatlarından dolayı özel sağlık kuruluşları nasıl baskıladığımızı, ilaç fiyatlarının dünyanın en ucuz ikinci ilaç fiyatları olduğunu, Türk halkının en çok yılda ortalama doktor vizitesine giden halklardan biri olduğunu, erişebildiklerini sağlık hizmetlerine falan hatırlayabilirler.
Bu şundan dolayı önemli. Dünyada toplam sağlık, yani içine tıbbi cihaz ve tıbbi sarf malzemeleri de dahil ettiğimiz zaman toplamda dünya gayri safi milli hasılasının %10'unu oluşturan bir büyüklüğe sahip. Ve pandemi dönemi bize şunu gösterdi, gıda gibi sağlıkta da sürdürülebilirlik son derece kıymetli ve önemli. Ama burada merkezi bütçeler sürekli aşınıyorlar ve buradaki klasik yol hane halkının yani normal bireylerin kendi ceplerinden ödediği sağlık harcamanın artması şeklinde tezahür ediyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Niye sürdürülebilir bir şey değil? Çünkü eğer siz sağlık harcamalarını büyük oranda kişilere yıkarsanız bunun anlamı daha çok parası olanların daha çok yaşayacağı, daha kaliteli hayatlar süreceği ve tersi anlamına geliyor. Bir devlet nosyonuyla bu çok kabul edilebilir bir şey değil. Döndüm. Türkiye bu ülkelerin içinde gayri safi milli hasılasından en az sağlık payı harcayan ülke. Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının %2.9'u sağlık harcamalarına gidiyor. Bu hem özel hem de kamu sektörü için. Yani hem kamu sektörünün merkezi bütçeden harcadığı para hem de şirketlerin, kurumların ve gerçek kişilerin harcadığı para anlamında bu şekilde en yüksek parayı harcayan ülkede %7.8 ile Özbekistan. Yukarıda sağlık kapasitelerini, aşağıda da paraları görüyorsunuz. Uyumlu bir yapı var. Yani sağlık kapasitesi yükseldikçe burada gayri safi milli hasıladan ödenen para da artıyor. Kamu özel sağlık harcama paylarına bakıyoruz. Türkiye bu ülkelerin içerisinde vatandaşlarının sağlık harcamalarını en fazla merkezi bütçeyle kompanse eden ülke. Yani siz ilaç gidip eczaneye gidip almaya kalktığınız zaman ödediğiniz fark bedelini biliyorsunuz ya da sağlık hizmetlerinden aldığınız fark bedelini biliyorsunuz. Düşük, görece düşük. Çünkü Türkiye sağlık harcamalarının %83'ünü merkezi bütçeden, sağlık bütçesinden karşılıyor. Ortalama vatandaştan bahsediyorum. Bu oran gittikçe düşüyor gördüğünüz gibi. Bütün ülkelerde aynı şey geçerli. Yani burada sağlık hizmetlerinde aldığınız servis bütün dünyada aynı değil. Benden daha iyi biliyorsunuzdur bazı case'leri de. Şimdi buraya kadar niye anlattım bunları? Kapasitesi daha yüksek, harcamaları daha yüksek ve görece kamu sektörünün toplam harcamadaki payı daha düşük olan bu ülkelerle karşılaştırdığımız zaman sağlık hizmetlerinin temel output'u sağlık kalitesinin yükselmesidir. Burada bir sürü indikatör var. Yani işte 5 yaş altı çocuk ölümü işte falan gibi kaliteli yaşama ilişkin indikatörler var ama temel indikatör Dünya Sağlık Örgütü'nde 1000 kişide kaç kişinin öldüğü. Bu da 1000 kişide kaç kişinin öldüğüne ilişkin veriler. Şimdi Türkiye'nin burada açık ara daha düşük bir sayıya sahip olduğunu görüyorsunuz. Yani Türkiye'nin daha az hastanesi var, daha az hasta yatağı var, daha az doktoru, daha az sağlık personeli var, daha az para harcıyor gayri safi milli hasılasından, daha çok parayı merkezi bütçeden harcıyor. Ama buna rağmen en önemli sağlık göstergelerinden biri olan 1000 kişiye düşen ölüm sayısında daha düşük. Bunun temel nedeni verimlilik ve teknolojinin yoğun bir şekilde kullanılması. Ve yine bu sektörün yani sağlık sektörünün özellikle özel sağlık kuruluşları açısından söylüyorum ciddi bir gelire sahip olması. Sağlık turizminden bahsediyorum. Türkiye dünyada en hızlı artan sağlık turizmi destinasyonlarından birisi. Hala ilk onda değiliz açıkça söylemek gerekirse ama bu oran hızla artıyor ve sağlık turizminin Türkiye'deki varlığı ve buradan gelen gelir bizim sağlık hizmetlerimizin, sağlık servislerimizin, ne bileyim doktor olmanın, doktor olunca para kazanmanın imkan, ihtimal ve büyüklüğünü arttırıyor. Ve bu da doğal olarak sağlık hizmetlerine yansıyor. Verimlilik bu yüzden son derece önemli bir şey. Yani kantitatif, sayısallaştırılmış, sadece kaç tane şeye sahip olduğunuza ilişkin tespitler yeterli değil. Bunları nasıl kullandınız, ne kadar etkinlikle kullanabildiniz, bunlar ne kadar modern ya da etkin, verimli olduğu da son derece önemli oluyor. Bu verimliliğe gelmesinin Türkiye'nin temel sebebi dijital altyapı ve diğer altyapı unsurlarına önem vermesi. Burada da öncelik hem kamu sektöründe hem özel sektörde her iki tarafında birlikte yaptığı bir şeyden bahsediyorum. Bu son slaytım. Şimdi birkaç tespit belki doğru olacaktır. Hasaten dediğim gibi bu sunumu katılan Türk Cumhuriyetlerinden temsilciler için hazırladım ama bizim halimizde anlatan bir şey. Şimdi biz şunları biliyoruz. Sermaye malı ve ara malı ithaline dayanan ihracatçı bir büyüme çok ciddi bir katkı sağlamıyor. Yani üç tane tip mal vardır. Tüketim malları vardır. Tüketim malı nedir? İşte budur. Ara malı nedir? Ara malı bunun içindeki küçük çipler, komponentlerdir. Bir de sermaye malı vardır. Sermaye malı da bunları üreten makinelerdir.
Şimdi eğer sizin yeteri kadar sermaye malı üretiminiz olmazsa, yeteri kadar ara malı üretiminiz olmazsa, sadece tüketici nihai ürünü üretmeye kalkarsanız, bunun anlamı Türkiye'nin şu anda olduğu halden de bahsediyorum. Sizin üretmek için, ihracat yapmak için ara malı ve sermaye malı ithalinizin de zorunlu olduğudur. Şu anda ara malı ithali ile Türkiye'nin ihracatı arasındaki korelasyon %97. Bu çok yüksek bir şey. Yani ne kadar üretip satacaksan o kadar ithal etmelisin gibi tuhaf bir şeyden bahsediyoruz. Ama bu bir learning curve, bu bir öğrenme süreci. Biz 1984'te biliyorsunuz 24 Ocak Özal kararlarıyla beraber ihracat odaklı, ithal ikamesi yerine ihracat odaklı bir ekonomi modeline geçmiş olduk. Biz hala bunu öğreniyoruz. Bu şöyle yapınca olan bir şey değil. Burada business culture'ın değişiminden, insanların değişiminden bahsediyorum. Türk Cumhuriyetleri de benzer bir deneyimi başka bir şekilde aslında yaşıyorlar halihazırda. Bağımsızlıkların kazandıkları tarihten bu yana. Biz burada belirli bir noktaya geldik. Şimdi geldiğimiz bu noktada biz şunu biliyoruz ki, tekrar ediyorum. Sermaye malı ve ara malı üretmezseniz yeter miktarda, sadece tüketim malı üretirseniz sizin ekonominize katkısı istihdam ve tüketim oluyor. Başka da bir şey olmuyor. İkinci önemli nokta, FDI, herkes uluslararası doğrudan yatırımların ne kadar matah, güzel, önemli, iyi bir şey olduklarından bahsediyor. Bu benim doktora tezimin de bir parçası aslına bakarsanız. Uluslararası doğrudan yatırımlar bizatihi iyi ya da bizatihi kötü şeyler değil. It depends, duruma göre. Eğer size uluslararası doğrudan yatırımlar teknoloji getiriyorlarsa, yani ara malı ve sermaye malı ve nihayetinde de nihai mal üretiminde size teknoloji kazandırıyorlarsa, teknoloji kazandırmaktan kastettiğim şey de teknoloji transferi değil. Teknoloji transfer edilebilen bir şey değil. Teknoloji tacit knowledge, örtük bilgi diye tanımlanıyor işletmede. Teknoloji birlikte yapılınca öğrenilen bir şey. Eğer siz teknoloji, ara malı, sermaye malı ve nihai mal üretimiyle birlikte kazanıyorsanız teknolojiyi, gelen uluslararası doğrudan yatırım size bunu sağlıyorsa süper. Bunun aracılığıyla sermaye ve ara malı üretiyorsanız yine süper. Bunlar olmuyorsa aynen biraz önceki hikayede olduğu gibi sadece iç pazara yönelik ve tüketim mallarına yönelik FDI'lardan bahsediyorsak, evet bunlar size istihdam sağlıyorlar. Evet bunlar Merkez Bankası istatistiklerinde uluslararası doğrudan yatırımlarda bir artı olarak yer alıyorlar. Ama bunlar ödeme dengesinde bir eksi oluşturuyorlar. Çünkü bunlar sizin dış dünyaya yükümlülükleriniz oluyorlar. Bir, iki, bundan kaynaklı bir yetkinlik, bir beceri, kendi kendine olabilme becerisi geliştiremiyorsunuz. Dolayısıyla belirli bir olgunluk seviyesinden sonra, biz bu olgunluk seviyesini 1995 Gümrük Birliği Anlaşması'ndan sonra manufacturing, üretim tarafında yavaş yavaş oturttuk. Yani Gümrük Birliği sadece vergisel açıdan baktığınız zaman bizim için karlı bir şey değil. Ama Gümrük Birliği bizim üretim sektörlerimize rekabetçiliği öğrettiği için, entegrasyonu öğrettiği için çok kıymetli bir şey. Ama biz o aşamayı bitirdik. Belirli bir aşamadan sonra dediğim gibi sadece size nihai tüketim malları üretmeyi getiren, istihdam sağlayan FDI'lar faydalı bir şey olmuyorlar. Esas FDI'lar, kıymetli FDI'lar, size teknoloji öğreten, birlikte ürettiren, kendi tedarik ağlarını ülke içinde oluşturan, dolayısıyla sizin ara malı ve sermaye malı da üreterek de, nihai mal üreterek ihracatçı olmanızı destekleyen yapılar oluyorlar. Bunu da durup dururken yapmıyorlar. Burada bir çıkar birliği, birlikte, bizimle birlikte yapmaktan kaynaklı bir avantaj, bir maliyet, bir kalite ve vesaire avantajından dolayı yapıyorlar. Biz buralarda bir yerdeyiz Türkiye'de. Şimdi Türkiye'nin mevcut düşük faiz politikasının arkasına yatan temel neden de böyle açıklamak mümkün. Ne bu? Bizim herkes gibi yatırıma ihtiyacımız var. Ve yatırımın temel yolu da işletme sermayesi ve yatırım sermayesinin ikisinden bahsediyorum. Paranın, sermayenin yatırıma kaymasının zorunlu hale getirilmesi. Eğer siz paranızdan negatif faiz alıyorsanız, bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, yani paranızı doğrudan paraya yatırarak çok fazla para kazanamıyorsanız, bunun alternatifi paranızı yatırım alanlara kaydırmanızdır. Bu hem kurumsal yapılar, yani tüzel kişilikler, hem de gerçek kişilikler için söz konusu. Burada eksik olan ne? Yani kamu sektörünün kısmen yapıp kısmen yapamayacağı, yapısal olarak yapamayacağı şey ne? Burada yapılamayacak olan şey business opportunity'ler, yani iş fırsatlarının, yatırıma değer iş fırsatlarının oluşturulması. Bu son derece kıymetli ve bu büyük alanlarda kamu sektörünün ama daha dar alanlarda özel sektörün sorumlu olan bir şey. İki, bireysel yatırımcılara
bireysel yatırım imkanlarının sağlanması. Aynen bireysel emeklilikte işte Sayın Başkanımızın %30'unu devlet katkısı olarak belirttiği gibi uzun vadeli fonların oluşturulması ve bunların daha karlı hale gelmesi. Mevcut faiz politikasının temel anlamı yatırıma zorlamak, bütün ülkeyi ve herkesi zorlamak, burada da araçların geliştirilmesini sağlamak. Bu anlamda yaşadığımız enflasyonun bir sonuç olduğunu da altını çizmek istiyorum. Enflasyon neyin sonucu? Yeteri kadar üretmezseniz enflasyon oluşuyor, arz kaynaklı enflasyondan. Yeteri kadar tüketmezseniz, üretmeniz şartıyla, yeteri kadar tüketmezseniz yine enflasyon oluşuyor. Demand, talep kaynaklı enflasyondan bahsediyorum. Dolayısıyla doğru hikaye, yani bizim hepimizin meşrep bağımsız, hepimizin fayda sağlayacağı hikaye, yatırımın olabilmesi, üretimin olabilmesi, üretim üzerine tüketim, ihracatın gerekli kısmı kadarıyla ithalatın olabilmesi ve bunu birlikte yapabilmek. Yani sadece Türkiye'den bahsetmiyorum, dünya çok büyük ve ulusal sınırların anlamı ekonomi açısından gittikçe düşüyor. Diğer ülkelerle, mümkünse değer birliğine sahip Türk Cumhuriyetleri gibi ülkelerle birlikte daha çok yapmamızdan geçiyor bunun yolu. Dolayısıyla karşılıklı verimliliği ve öğrenmeyi, Kazakistan temsilcisi son derece önemli bir şey söyledi Atilla Bey'le beraber yaptıkları sunumda. Önemli olan şey para değil dedi. Önemli olan şey bilgi dedi, tecrübe, deneyim dedi ve bunların karşılıklı değiş tokuş dedi. Buradan kastettiğim şey de verimlilik ve bir şey yapmayı öğrenmek. Eğer biz karşılıklı verimliliği ve öğrenmeyi arttırabilirsek bu dış ticareti arttırmaktan çok daha verimli ve sürdürülebilir. Yani Türk Cumhuriyetleri'ni biz şöyle bir şey olarak anlamamalıyız. Anlamıyoruz, anlamıyorum. Türk Cumhuriyetleri bizim ihraç edebileceğimiz, yani mal ve servis ihraç edeceğimiz ya da sermaye ihraç edeceğimiz uluslararası doğrudan yatırımlarla yerlerden ibaret değil. Ekonominin temel hikayesi Adam Smith Ricardo'dan beri şunu söylüyor. Eğer biz birlikte 1 artı 1, 2'den fazla olabiliyorsak, 3 olabiliyorsak, 4 olabiliyorsak, yani verimlilikle, yani daha fazla katma değerli şeyler üreterek diğerlerine rağmen ötekilerine karşı değil, kendi kendimize bunu yapabiliyorsak o zaman burada bir artı değerden ve paylaşmaya değer bir şeyden bahsediyor olabiliriz. Türk Cumhuriyetleri ile böyle bir ortak değer birliği de bunu mümkün, verimli ve sürdürülebilir kılar diye düşünüyoruz. Karşılıklı sağlamanın en emin yolu her iki tarafında kendisini elini taşın altına soktuğunu bulduğu karşılıklı ortaklıklar yaratmak. Buna inanıyoruz. Yani joint venture'lar yaratmak. Kurumsal seviyede Türkiye Sigortalar Birliği ve Türk Cumhuriyetlerindeki diğer sigorta birlikleri arasında bu bir mutabakat zaptı olabilir. Joint venture'lardan kastımız. Özel şirketler arasında ise doğrudan ortak iş modelleri, ortak şirketler olabilir. Bu modelde son derece kıymetli. Bizim zaten parantez içinde Türk iş dünyasının temel handikapı, temel defekti, ortaklık kurma kültürünün düşük olması, insanların, kurumların, şirketlerin organik büyümeye lüzumsuz bir inançlarının olması, birleşerek 1 artı 1, 3 olacak şeylerden kaçınarak 1.1, 1.2, sonra oğlum devralacak, sonra torunum devralacak diye tuhaf bir organik büyüme hikayesine inanmaları. Bu temel bir sorun. Paylaşmayı bilmeyen, ortaklık yapmayı bilmeyen büyüyemez. Bu her şey için geçerli, ekonomi için de keza geçerli. Son olarak değil, bir iki maddem daha var. Sigortacılık ve teknoloji, altyapı bileşenleri olarak verimliliği ve sürdürülebilirliği arttırıyor. Bunu biliyoruz. Ve Türk sigorta sektörünün regülasyonlarda, bolca bahsedildi, merkezi yönetim sistemlerinde, yine işte sigorta bilgi merkezi gibi merkezi yönetim sistemlerinin bilgilerini nasıl Türk Cumhuriyetlerine aktaracağımız konusunun konuşulduğu ifade edildi. Satış kanallarında, servis süreçlerinde, startup ekosisteminde, öngörü uygulamalarında, yani yapay zeka gibi, makine öğrenmesi gibi, sigortacılık nihayetinde bir fortune teller'lık, kehanet, yani yarın ne olacağına ilişkin bir şey vehmedip buna ilişkin karşılık, buna ilişkin hasar, buna ilişkin prim hesaplamaların olduğu bir dünya. Dolayısıyla öngörü uygulamaları son derece kıymetli. Bu alanlarda Türk sigorta sektörünün sahip olduğu dijitalleşme deneyim ve yetenekleri Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasında yoğun bir şekilde, net bir şekilde kullanılabilir diye düşünüyoruz. Şimdi bir altyapı elemanı olduğu için sigorta sektörü belki hangi sektörlerde bizim karşılıklı işbirliklerimiz halihazırda sürüyor ve önemli diye son kez zikretmek anlamlı olabilir. Bunların hepsi sigortayla da alakalı. Sigortacılık ve dijitalleşmesi doğal olarak. Otomotiv sektöründe yakın işbirliği imkanlarımız var Türk Cumhuriyetleri ile. İlaç ve tıbbi cihaz sektöründe ciddi işbirliği imkanlarımız var. Bu nihayetinde sağlık hizmetlerinin daha kaliteli ve daha ucuz
maliyetlerle yapılabilmesini sağladığı için kıymetli. Keza sağlık hizmetleri, yani hastane hizmeti, işletmeciliği, turizm sektörü, sağlık turizm sektöründe işbirliği imkanlarımız var. Örgün ve yaygın eğitim sektörü, Kırgızistan'dan beyefendi zaten teknik eğitimlerin son derece altını çizdi. Bu dünya vocational training'in, mesleki eğitimin çok önem kazandığı bu dünya. Bu dünya diplomaların, üniversite diplomalarının gittikçe değerlerinin düştüğü bir dünya. Benden daha iyi biliyorsunuz. Ben Ankara Siyasal Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Girdiğim sene ben Türkiye'nin 750.si olarak o okula girdim. Şu anda %6'da aldıkları son derece kötü bir okuldan bahsediyorum. Dolayısıyla diplomaların değerinin gittikçe azaldığı, mesleki eğitimin, mesleki deneyim kazanmanın, işte on the job training'ten bahsettiler. Sigorta Birliğimiz bu konuda Türk Cumhuriyetlerine yardımcı olacaklar. Bu alanda yine her ülkelerin, Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye'nin ciddi etkileşim ve iletişim, interaction içinde olabileceği alanlar. Altyapı, inşaat ve madencilik sektörü, corporate sigortacılık açısından önemli. Bizim bazı Türk Cumhuriyetleri ile zaten halihazırda süren maden tetkik arama enstitüsü gibi enstitülerle sürdürdüğümüz ilişkilerimiz var. Maden çıkaralım, beraber altyapı inşa edelim ve bunların tüm sigortasını kapsayalım şeklinde. Ve son olarak bilişim sektörü, development, yani bizim yine ciddi işbirliği alanları yapabileceğimiz sektörler diye düşünüyorum. Şunu söyledim toplamda. Ekonomimiz nasıl büyüdüğüye ilişkin OECD karşılaştırmalı bir şeyden bahsettim. Kötü durumda değiliz. Ama anlık kötü durumlarımız, zorluklarımız, sıkıntılarımız var. Bir shift durumundayız. Bu shift durumundan kastettiğim şey yine meşrep bağımsız. Bizim tüketim ya da tüketici malları üretmekten aramalı ve sermaye malı üreten bir yapıya geçmemiz gerekiyor. Bu dönüşümü gerçekleştiremeyenler follower olarak kalmaya mahkumlar. Yani nereden olursanız, ne düşünürseniz düşünün, yapacak başka bir şey yok. Dolayısıyla Türkiye böyle bir çiftin ortasında bir yerlerde ve buradaki esas güç de özel sektör, kamu sektöründen ziyade. Çünkü onlar üretecekler, çünkü onlar para kazanacaklar, onlar kâr edecekler. Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasındaki karşılaştırmalara yer verdim. Verimlilik, dijitalleşmenin altını tekrar çizmek istiyorum. Sigortacılığın bir altyapı komponenti olarak olduğunu altını çizdim. Ve nasıl ve nerelerde işbirliği yapabiliriz'in altını çizdim. Beni sabırla dinlediniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hakan Bey, çok güzel bir sunum oldu. Çok teşekkür ederiz. Hem çok istifade ettik. İyi hazırlanmış, detaylı bir takım grafiklerle rakamları da görmüş olduk. Ve aslında yani bu ülkelerle ilgili bu kadar detaylı hazırlanmış bir çalışma ben son dönemde görmemiştim. O bakımdan teşekkür ederiz tekrar. Sağ olun. Hakan Bey'in plaketini vereceğiz değil mi? Burada baktım. Acaba Sayın Atilla bende mi acaba takdim ediyor? Notlarım arasında göremedim ama öyle değil mi? Lütfen. Evet. Özgür Bey'le beraber Sayın Atilla Benli, Sayın Hakan Yurdakul'un plaketini takdim ediyorlar. Tekrar teşekkür ederiz. Evet, bendeki notlara göre öğle yemeği arası var değil mi Özgür Bey? Sonrasında bir imza zaptı olacak, bir kapalı oturum formatında gerçekleştirilecek eğer hala o şekildeyse. Format sonra NTV televizyonunun yayını var. Ondan sonra tamamlıyoruz galiba günümüzü. Çok dolu dolu geçti değil mi Sayın Başkan? Yani bu bugünkü oturumlar da sizin moderasyonunuzla, televizyon yayınlarıyla, hem az önce yapılan televizyon yayını hem de biraz sonra yapılacak olan televizyon yayınıyla bugünün de yaklaşıyoruz sonuna doğru. Katılımlarınız çok değerliydi, çok istifade ettik ve güzel etkileşimler de oldu katılımcılar arasında sanıyorum. Herkese çok teşekkür ederiz. Tekrar öğle yemeği sonrasında burada televizyon yayını izlemek üzere gelmek isteyenler olursa Özgür Bey salon sanıyorum uygun olacaktır değil mi? Ama şeref duyarız, mutlu oluruz ilginin devamından ama diğer oturum kapalı bir formatta gerçekleştirilecek. Veda edelim mi? Zirve burada tamamlanmış oluyor. Sayın Genel Sekreter Özgür Bey
mutabakat törenine de herkesi uygun bulurlarsa, zamanları müsaitse bekleriz ve mutlu oluruz der. O zaman gelecek sene inşallah tekrar buluşacağız değil mi? Pandemi, afetler, felaketler olmazsa, ama onlara rağmen Türkiye Sigorta Birliği Sigorta Haftası'nı istikrarlı ve güzel bir şekilde devam ettiriyor. Eminim ki gelecek sene de çok güzel olacaktır. Çok teşekkür ederiz efendim değerli katılımlarınız için. İstifade ettik, hepimiz çok şey öğrendik bu iki gün boyunca. Hepinize ben Hakan Çelik saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum tekrar. Sağ olun. Smile as I square shoulders with the night. You lit the glowing embers of my own.